Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı, değerler eğitimi. Değer, bir toplumun varlığını sağlayan, büyük çoğunluklar tarafından benimsenmiş ortak davranış biçimlerini oluşturan, kaynağını eğitim, sosyal, ekonomik, psikolojik, dini, ahlaki sistemlerden alan bir davranış tarzıdır. Değerler eğitiminin önemi. Eğitim sisteminin görevi öğrencilere bilgi, beceri, tutum kazandırmanın yanında onların dengeli, sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, temel ve insani değerleri kazanmış, iyi insan, iyi vatandaş olarak yetişmelerini sağlamaktır. Toplum hayatını etkileyen gelişme ve değişimlerin birçoğu eğitim kurumlarını da etkilemekte, okullarda yaşanan sorunları ve okulların yıllar içinde değişen atmosferini dikkate aldığımızda eğitimde olumsuzlukların arttığı görülmektedir. Öğrenci ve eğitimcilerin eğitim sürecine karşı yabancılaşması, eğitim programlarının amaçlarının gerçek yaşamdaki karşılığı, ailelerin sosyoekonomik ve kültürel farklılıkları, okulların fiziki şartlarındaki eşitsizlikler, okul-çevre işbirliğinde yaşanan çeşitli sorunlar bu olumsuz tablonun önemli ayrıntılarını oluşturmaktadır. Eğitimde yaşanan olumsuzlukların sebeplerinden biri de değerlere eğitimin amaçlarında yeterince yer verilmemesi, duyuşsal eğitimin bilişsel eğitim kadar önemsenmemesidir. Duyuşsal eğitim birey, grup ve kurum düzeyinde gerçekleştirilmektedir. Duyuşsal eğitim birey, grup ve kurum düzeyinde ele alındığında her düzeye göre amaçları da farklılık göstermektedir. Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen duyusal eğitimde, öğrencinin kendisine ve diğerlerine saygı duyması ve değer vermesi, çatışmaları çözmede şiddet içermeyen yöntemleri seçmesi, niyet ve eylem arasındaki farkı kavraması ve kendi sorumluluğunu alarak hoşgörüyü öğrenmesi sağlanmalıdır. Değerler eğitimi çerçevesinde ele alınan duyusal eğitim, okul iklimini olumlu yönde etkilemesi, kişiler arası ilişkileri ve etkileşimleri şekillendirerek öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemesi bakımından önemlidir. Eğitim süreci gittikçe karmaşıklaşan bir dünyada bireyleri her açıdan ve bütün yönleriyle hayata hazırlama, kalıcı nitelikte ahlaken iyi olma bilinciyle milli, manevi ve evrensel değerleri içselleştirecek davranışlar kazandırılması, bireyin mutluluğu dolayısıyla da toplumun geleceği için önemlidir. Değerler eğitiminin amacı. Değerler eğitiminin amacı bireylerde değerlerin gelişimini çok yönlü olarak desteklemektir. Bunun için öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak, öğrencilerin milli ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini, bu değerlere saygı duymalarını sağlamak. Öğrencileri kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresiyle barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu vatandaşlar olarak yetiştirmek, öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak. Öğrencilere toplumun bir üyesi olarak beden ve ruh sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için bilimsel süreçlere ve ahlaki değerlere uygun olarak karar verme alışkanlığını kazandırmak. Öğrencilerin kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, planlı çalışma alışkanlığına ve eleştirel bakış açısına sahip, estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olmalarını sağlamak.
Öğrencilerin kendisine, ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilecek yapıda bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak, öğrencilerin kişisel, toplumsal tüm kaynakları ve zamanlarını etkin, yerinde ve verimli kullanmalarını sağlamak, öğrencilere temel insani değer ve erdemleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak. Öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmak, öğrencilere Türk dilini sevdirerek dilimizdeki yozlaşmaların önüne geçilmesini sağlamak, her öğrencinin biricik ve tek olmasını, bu tek ve biriciklerin çoklar olabilmesini ve okullarımızı çoklar içinde özel olmayı sağlayan bir yaşam merkezi durumuna getirmeyi sağlamak, öğrencilerimizin milli, manevi ve evrensel değerleri hayata geçirmelerini sağlayarak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlamak, değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasındaki önemli görevi yerine getirerek artan ve değişen risk ve tehditlerden bireysel ve toplumsal korunmayı sağlamaktır. Değerler eğitiminde okulun sorumlulukları. Öğrencilere ihtiyaç duyacağı bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak, bütün etkinliklerde bireysel ve kurumsal olarak mükemmellik, başarı ve yüksek beklentiyi hedeflemek, demokratik, eşitlikçi ve adil olmak, öğrencilere temel değerleri kazanacakları, kişisel ve sosyal açıdan gelişecekleri ortamlar sağlamak. Öğrencilerde özellikle kendine güven duygusu geliştirerek bireyin yaşadığı topluma sosyal, siyasi ve ahlaki açıdan katkıda bulunabileceği duygusunu vermek, geleceğin vatandaşlarını yetiştirmek, kültürel yaşama ilgi duyan, sanatsal deneyimlerden zevk alan bireyler yetiştirmek, kişisel özelliği yerel çevreye yayarak bireyin topluma katkı sağlayacak şekilde yetişmesini sağlamak. Farklı kurumların değer alanlarına ilişkin programlı ve sistematik çalışmalar yapmak, değerler eğitimini, ahlaki değerler, toplumsal değerler ve kişisel gelişimi destekleyen bireysel değerleri içerecek şekilde planlamak ve bu planlama doğrultusunda sistematik bir şekilde çalışmaktır. Değerler eğitiminin kapsamı. Değerler eğitiminin kapsamı, okulda kazandırılacak değerler ve değer alanları ile farklı yaşlar için değerler eğitiminin genel çerçevesini içermektedir. Okullarda geliştirilmesi gereken değerler: sevgi, hoşgörü, empati, nazik olmak, temizlik, bağımsız ve özgür düşünebilme, misafirperverlik, çalışkanlık, selamlaşma, fedakarlık, sorumluluk, duyarlılık, adil olma, dostluk, doğruluk, dürüstlük, iyimserlik, vatanseverlik, paylaşımcı olmak, alçak gönüllülük, vefalı olma, saygı, özgüven, cesaret, liderlik, yardımlaşma, dayanışma, aile birliğine önem verme, estetik duyguların geliştirilmesi, iyilik yapmak, şefkat, merhamet, kültürel mirasa sahip çıkma, adalet. Okulun fiziki yapısı, sosyal yapısı, idari yapısı ve okul kültürü, okulda değerler eğitimini etkileyen özellikler arasında yer aldığından, değerler eğitimi kapsamında bu unsurların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Değerler eğitiminin felsefi temelleri: idealizm, Sokrates, Platon. Değerler mutlak ve içseldir, değiştirilemez ve evrenseldir. Realizm, Aristo. Erdem, gerçek yaşamdaki bilgelikle mümkündür. Pragmatizm, faydacılık. David Hume, James Mill, Jeremy Bentham. Bir davranışın iyiliği ya da kötülüğü sonuçlarına bağlı olarak değerlendirilmelidir. Ödev ahlakı, Immanuel Kant. Bir insan bir şeyi evrensel bir kural olarak diğerleri de yapacaksa yapmalıdır. Sosyal adalet, John Rawls. Toplumun en alt tabakasında olanların refahını ve iyiliğini artıran şeyler adildir. İdealizm, Sokrates, Platon.
Sokrates'e göre değerler mutlak ve değişmezdir. Her değer insanların yargılarından ve toplumdan bağımsız olarak mutlak anlamda iyi, doğru, güzel ya da kötü, yanlış, çirkindir. İyilik, güzellik, doğruluk gibi değerler kişiden kişiye, kültürden kültüre değişmeyen objektif gerçekliklere karşılık gelir. Platon'a göre insan tabiatı potansiyel olarak ideal olana, yeni idealar alemine yönelmiştir ve insanın dünyadaki bütün eylemlerinin yegane hedefi bu doğrultuda kendini gerçekleştirmesidir. İnsanın ahlaki olarak en son yüksek hedefi ideaların bilgisiyle ulaşabileceği erdemdir. Bu erdemin bilgisine ulaşabilen kişi aynı zamanda mutluluğa ulaşır. Kim erdemli ve adil ise mutludur. Adil olmadan mutlu olunamaz. Realizm, Aristo. Aristo'ya göre iyi en önemli hedeftir. İnsan sadece düşünen ve toplumsal bir varlık değil, aynı zamanda da en yüksek iyi ve mutluluğu amaç edinen bir varlıktır. Bu nedenle her ustalık ve araştırma, benzer şekilde her eylem ve tasarım bir iyiyi amaçlar görünmektedir. İkinci adım olarak en yüksek iyiyi, mutlak iyi ortaya koymaya çalışır. Bunu da mutluluk olarak tanımlamaktadır. Pragmatizm, faydacılık, Bentham, Mill, Hume. Bentham çok sayıda insanın mutluluğu, ahlakın ve yasaların temelidir şeklinde açıklamaktadır. Mill, tek arzu edilir olan şeyin mutluluk olduğunu vurgular. Fayda ilkesini ya da en yüksek mutluluk ilkesini eylemleri has sağladıkları oranda doğru, iyi, acıya neden oldukları oranda yanlış, kötü olarak kabul eden ilke şeklinde tanımlamaktadır. Hume, ahlaki gelişmede bilişselden çok duyusal özelliklerin daha etkili olduğunu vurgular. Ödev ahlakı, Kant. Ahlaki özellikle vurgu yapan Kant, bireyin ödev ahlakı bilinciyle kendi oluşturduğu kurallara göre hareket etmesini savunur. Yalnızca aynı zamanda evrensel bir yasa haline gelmesini isteyebileceğin maksime göre hareket et. Öyle davran ki bu davranışında insanlığın hem kendinde hem de diğer insanların her birinde her zaman bir amaç olarak gör ve asla bir araç olarak kullanma. Sosyal adalet, Rivels. John Rivels sosyal adalet kuramını Kant'ın fikirlerine açıklık getirecek şekilde oluşturmuştur. Adalet ve hakkaniyet gibi kavramları vurgulayan Rivels, eğer eşitlik durumu toplumun en alt tabakasındaki kişiler aleyhine bir durum yaratıyorsa eşitlik adil değildir. Eşitsizlik durumu ise eğer bu kitle lehine gelişmeler içeriyorsa bu durumda eşitsizlik adildir şeklinde düşünür. Her birey toplumun genel yararı uğruna bile olsa çiğnenmemesi gereken bir dokunulmazlığa sahiptir. Ahlaki değerler eğitimi. Ahlaki değerler eğitiminin amacı, bireylerin ahlaki değerlerinin farklı şekillerde destekleyerek erdemli insanlar olarak yetişmelerini sağlamaktır. Ahlaki değerler eğitiminde ahlaki bilgi, ahlaki düşünme, ahlaki yargı ve ahlaki davranış önemli bir yer tutar. Ahlak, davranışların doğruluğu veya yanlışlığı ile ilgili değerler ve kurallar sistemidir. Zorunlu davranış kurallarını vurgulayan ahlak, erdem, karakter, iyi bir yaşam ve iyi bir toplum gibi kuralları içerir. İnsanın nasıl yaşaması ve nasıl davranması gerektiği ile ilgilenir. Ahlaki değerler, insanların doğru ve yanlışla ilişkili olarak kararlarını ve davranışlarını belirleyen inanç ve tutumlardan oluşmaktadır. Ahlak anlayışı, bireyin vicdanı, akıl yürütmesi ve toplumun etkisiyle gelişir. Karakter eğitimi yaklaşımı.
Günümüzde sosyo-kültürel şartlar çerçevesinde aile yapısındaki bozulmalar, gençlerde görülen bazı ahlaki problemler ve toplumsal değerlerin genç kuşaklara aktarılmasında yaşanan sorunlar karakter eğitimini zorunlu kılmaktadır. Çocukların yaşamını istila eden medya, her geçen gün birbirinden uzaklaşan ya da aşırı çalışmak zorunda kalarak çocukları ile ilgilenemeyen aileler, çocuklarda ciddi duygusal sorunlara neden olmaktadır. Dolayısıyla ahlaki karakter gelişiminde en büyük pay öğretmenlere düşmektedir. Bu nedenle öğretmenler temel ahlaki değerlerin kazandırılması ve hayata ilişkin ahlaki kararları alma noktasında öğrenciler için önemli bir rol model olmaları kaçınılmazdır. Karakter eğitimi öğrencilerin akademik başarılarına dolaylı etki ederken daha çok psikososyal gelişimlerinde etkili olmaktadır. Ahlaki değerler eğitimi içinde ele alınan karakter eğitimi yaklaşımı zaman içinde geçirdiği değişim dikkate alınarak geleneksel karakter eğitimi ve çağdaş karakter eğitimi olarak ele alınmaktadır. Geleneksel karakter eğitimi ahlaklı insanı tanımlayan ve mutlak olarak iyi ve erdemli karakter özelliklerinin vurgulandığı bu yaklaşımın amacı, bireyin karakterini toplumun paylaştığı değerler veya dini değerler kapsamında şekillendirmektir. Aristo'nun realist felsefe anlayışının etkisi görülen geleneksel karakter eğitiminde iyiyi istemek veya bilmek yerine iyiyi alışkanlık olarak kazandırmak ve yapmak önemlidir. Ülkemizde geleneksel karakter eğitimine dini eğitim örnek olarak gösterilebilir. Geleneksel karakter eğitiminde bilgelik ve erdemli alışkanlıklar, erdemli karakterin özellikleri olarak tanımlanmakta, erdemli karakter için sosyal etki ve erken yaşlarda kazandırılan alışkanlıklar önem taşımaktadır. Geleneksel değerler, evrensel olarak görülen erdemler, sadakat, sorumluluk, görev, itaat ve dürüstlük gibi değerlerdir. Geleneksel değerlerin aktarılması ve pekiştirilmesinde yetişkinlerin rolü önemlidir. Toplumsal düzeni koruma amacı taşıyan bu yaklaşım tutucu olarak tanımlanmaktadır. Çağdaş karakter eğitimi. Çağdaş karakter eğitiminde geleneksel karakter eğitimine benzer şekilde çocuklara erdemleri öğreterek ahlaki değerlerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Vatandaşlık eğitiminin de temeli olarak görülen karakter eğitiminde doğrudan öğretim, ödüllendirme, pekiştirme ve sınıf rutinlerine başvurulmaktadır. Öğretmen tutumları ve okul ortamının da önemine dikkat çekilerek sosyal ortamın karakter oluşumundaki etkisi vurgulanmaktadır. Geleneksel karakter eğitiminden farklı olarak çağdaş karakter eğitiminde çocuk merkezlilik, işbirliği ve yaşayarak öğrenmeye dayalı yöntemlere başvurulmaktadır. Uluslararası bir program olan Yaşayan Değerler Eğitimi, çağdaş karakter eğitimi vurgulamalarının bir örneğidir. Bilgi taraması. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi geliştirilmesi amaçlanan değerler eğitimi kapsamında değildir? A. Cesaret ve liderlik. B. Varlık ve güç. C. Estetik duyguların geliştirilmesi. D. Sevgi ve saygı. E. Aile birliğine önem verme. Doğru cevap B. Varlık ve güç. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi değerler eğitiminin önem kazanmasında etkili olan unsurlardan değildir? A. Dürüstlükle bağdaşmayan davranışların artması. B. Toplumsal şiddet olaylarının yükselmesi. C. Etik davranışların fazlalaşması. D. Vatandaşlık bilincinin azalması. E. Ailelerin aşırı çalışma yükü nedeniyle çocuklarıyla yeterince ilgilenememesi. Doğru cevap C. Etik davranışların fazlalaşması. Soru 3. Milli değerleri, evrensel değerleri, siyasi değerleri ve yerel değerleri içeren değer alanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ekonomik değerler. B. Dini değerler. C. Toplumsal değerler. D. Sanatsal değerler. E. Evrensel değerler.
Doğru cevap C. Toplumsal değerler. Soru 4. Sosyal adalet değerinin gelişiminde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? A. Ekonomik eşitsizlik, B. Terör olaylarının yaygınlaşması, C. Sosyal paylaşımın kolaylaşması, D. Çevre sorunları, E. Küresel ısınma. Doğru cevap A. Ekonomik eşitsizlik. Soru 5. Eşit davranma, haklılık ilkesine bağlılık ve güven duygusunu içeren değer aşağıdakilerden hangisidir? A. Saygı, B. İyimserlik, C. Sabır, D. Duyarlılık, E. Dürüstlük. Doğru cevap E. Dürüstlük. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda sabır özelliğini geliştirmede etkili bir ebeveyn tutumu değildir? A. Çocuğun ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak, B. Çocuğu sabrın gerekliliği ve yararlılığı ile ilgili yaşantı sağlamak, C. Çocuğun isteklerinde neden ve sonuç ilişkisi kurmasına yardım etmek, D. Çocuğun bütün isteklerini ertelemeden hemen yerine getirmek, E. Sabırlı olunmadığı durumlarda hangi sonuçlarla karşılaşacağına dair çocuğa örneklem sunmak. Doğru cevap D. Çocuğun bütün isteklerini ertelemeden hemen yerine getirmek. Soru 7. Değerlerin çocukların aile ve okul yaşantısında da benzer uygulamalarla hayata geçirip benimsemelerine yardım eden öğretmen rolü aşağıdakilerden hangisidir? A. Model olma, B. Rehberlik etme, C. Yardımcı olma, D. Yaptırma, E. Betimleme. Doğru cevap B. Rehberlik etme. Soru 8. Yazılı olmayan okul, sınıf ve toplum kuralları aşağıdaki hangi program türüne örnek olarak gösterilebilir? A. Örtük program, B. Örgün eğitim programı, C. Yaygın eğitim programı, D. Mesleki etik programı, E. Açık program. Doğru cevap A. Örtük program. Soru 9. Değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Bir toplumun varlığını sağlayan ortak davranış biçimidir. B. Toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından benimsenmiştir. C. Bir davranış biçimini veya bir inanç sistemini ifade eder. D. En önemli özelliği doğuştan getirilmesidir. E. Güvenlik ve sevgi gibi temel ihtiyaçların karşılanma güdüsüyle ilgilidir. Doğru cevap D. En önemli özelliği doğuştan getirilmesidir. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi değerler eğitimi programındaki ortak değerler arasında yer almaz? A. Dürüstlük, B. Adil olma, C. Hoşgörü, D. Estetik, E. Yaratıcılık. Doğru cevap E. Yaratıcılık. Soru 11. Değerler eğitimi kapsamında aşağıdakilerden hangisi öğretmenin öğrencilere olumlu davranış kazandırması bakımından doğru değildir? A. Çocukların kişiliklerine saygılı olması, B. Çocukların her davranışını ödüllendirmesi, C. Güven verici ve esprili davranması, D. Çocuklara şefkat göstermesi, E. Sınıfta demokratik bir tutum sergilemesi. Doğru cevap B. Çocukların her davranışını ödüllendirmesi. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi karakter eğitimini zorunlu kılan unsurlardan biri değildir? A. Ailelerin ilgisizliği, B. Medyanın etkisi, C. Toplumsal değerlerin genç nesillere aktarılamaması, D. Değerlerin kaybolması, E. Bilişsel eğitimin önemi. Doğru cevap E. Bilişsel eğitimin önemi. Soru 13. Değerler eğitiminde çocuk merkezli, işbirliği ve yaşayarak öğrenmeye dayalı yöntemlere başvuran eğitim modeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Çağdaş karakter eğitimi, B. Geleneksel karakter eğitimi, C. Ahlaki değerler eğitimi, D. Duyuşsal eğitim, E. Bilişsel eğitim. Doğru cevap A. Çağdaş karakter eğitimi.
Soru 14. Bireyin karakterini toplumun paylaştığı değerler veya dini değerler kapsamında şekillendirme amacı taşıyan eğitim modeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Çağdaş karakter eğitimi B. Değerler belirginleştirme yaklaşımı C. Geleneksel karakter eğitimi D. Bilişsel gelişimsel yaklaşım E. Bütünleştirici etik eğitim. Doğru cevap C. Geleneksel karakter eğitimi. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi okulda değerler eğitimini etkileyen özelliklerden biri değildir? A. Okul kültürü B. İdari yapı C. Toplum felsefesi D. Sosyal yapı E. Fiziki yapı. Doğru cevap C. Toplum felsefesi. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.